түрк жана кыргыз тилдерин аралыктан окутуу порталынын ачылыш аземине кош келиңиздер. Uzaktan eğitim nedir? Uzaktan eğitim zaman ve mekandan tamamen bağımsız. Öğrencilerin kampüse gelme zorunluluğu olmadan mevcut bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla tamamen sanal ortamda yapılan eğitimdir. Ne faydası var bu sanal eğitime? Oraya biraz değinelim. Uzaktan eğitim öğrenci merkezidir. Şu an çağdaş eğitim sistemleri göz önünde bulundurulursa öğrenci merkezliği kabul eden, öğrenci merkezliği destekleyen bir eğitim sistemi var. Dünyada kabul edilen sistem bu. Teknolojinin sağladığı eğitimde fırsat eşitliği söz konusudur. Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar. Son 30 yılda yine ortaya çıkan yaşam boyu öğrenme diye bir kavram var. Bu kavramı destekler niteliktedir. Çok geniş öğrenci kitlesine hizmet sunar. Zaman ve mekandan bağımsız olduğu için coğrafi ve bölgesel engelleri kaldırır. Zengin, gelişmiş ve etkileşimli araçlarla dersin iletişimini sağlar. Öğretim ortamını ve içeriği 7 gün 24 saat yani zamandan bağımsız bir şekilde erişimi sağladığı için uzaktan eğitim bizler için ve günümüz şartları için çok kıymetli. İstanbul ve Bursa Marmara bölgesinde, Ankara ve Konya İç Anadolu bölgesinde doğu saat Beşik Aktan Koz Yaşıl Çağ Eken hafta sonunda hangi günler var? Çevre adamın yaşanan yeri. Adamın yaşanan çevresi manevi. İyi akşamlar Mertin Bey. Ne var ne yok? İşte. Ben abi. Siz nasılsınız? Bir takım masada yine aktaracak mı? Mahu, Cima Deşim Çiçekli'yi söz verdiğinizde Cima Deşim Çiçekli'nin bu konuda sizceniz? Aslında nerede oynanıyor? Bahçede. Baban hangi günlerde yaşadılar? Pazar. Benim adım Andrei, ben Oros yapımı. Günün önce taşım. Ben Ayın Ocu'nu. Evet, çok şık. Başka renkleri var mı? Beyaz ve mavi var. Uzaktan Türkiye Türkçesi ve Kırgızca öğretiminde hedef kitlenin genel olarak öğrenme amaçlarına uygunluk bakımından 4 temel beceriyi kazandıracaktır. Yazma, okuma, konuşma ve dinleme anlama çalışmaları, okuma anlama çalışmalarını kazandırmaya yönelik dil öğretiminin hangi yöntemi dersek iletişimsel yöntem çerçevesinde bu devam ettirilecektir. Bu gerçekten 15-20 yıl önce hayal dahi edilemeyecek işlerken artık elimizdeki cep telefonuyla bulunduğumuz her ortamda bu imkanlara sahip olunacaktır. Uzaktan Türkçe ve Kırgızca öğretimi çalışmaları resmi olarak 28 Ekim 2017 tarihinde yani 1,5 yıl önce başladı. Esasen bu çalışmamız 1 yıl sonunda hazırdı. Tabii ki çalışmalarımızı daha olgunlaştırmak, daha güzelleştirmek düşüncesiyle bugüne gelindi. Ve toplamda sadece hocalarımız değil, teknik elemanlarımız, özellikle burada belirtmek istiyorum, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Radyo ve Televizyon Manas Radyosu ve Televizyonu Müdürü Doktor Gülent Namala ve teknik eleman olarak, kameraman olarak çalışan Alişir İbrahimov'a çok çok teşekkür ediyoruz. Bu biz için abden manevi bir gün desek bulut. Antkeni biz üniversitemizin bir manevi milletin işgaşırı oturuyoruz. Antkeni üniversite kovumu hizmet kılığının daha bir örnektü, ülgülü bir işin atkarı oturadı da etsak bulut. Kırgız dilin memleket dil kıldığı en bardığı sülüş gerek de anı büt cağına koyduk. Birok emi şartta tüzük veriş gerek, o şol talap kılgan kişiler Kayseri'den üyrenip, tiyeşeli dengelde, on oy, göp akça karacat
коротпой, бирок сапаттуу деңгээлде жаштар, башкалар үйрөнүп алыш үчүн биз ага шарт түзүп беришибиз. Биз жогорку окуу жайлар, мугалимдер, билим адамдары ошого туура мындай жардам бере турган фундамент боло турган иштерди жүргүзүшүбүз керек. Эми 97 жылдан бери биринчи жолу бул университетте кыргыз тилинен тилинде сабак берүүдөн тартып ошол биринчи сабак берген мугалимдердин тажрыйбасы да бул иште бар. Bugün geldiğimiz nokta 2 yıllık bir çaba. Değil mi değerli arkadaşlar? 2 yıllık bir çaba. Biraz önce söylendi. 20 değerli kardeşimiz, öğretim görevlimiz, okutmanımız, 5 teknik elemanımız. Tabii burada Asılbek Bey'i de sayalım. O da şimdi projenin teknik tarafında, teknik mimarisinde çok emek vermiş bir arkadaşımız olarak. Bu komandanın bir parçası. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız. Burada arkadaşlarımız var mı şimdi bakıyorum. Nasır nerede? Kaydı Nasır. Tamam. Size teşekkür ediyorum. Tabii radyo televizyon müdürlüğümüz, stüdyo çalışmaları, stüdyo çekimleri. Bunlar çok sabır isteyen bir şey. Bir defa değil, bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha. Çek, yeniden çek, yeniden çek. Hele bir de kazaya uğramışız. Emeklerimiz de o arada buharlaşmış. Ama sonunda azmedenler kazanıyor. Bu hizmeti yapan değerli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarının hepimiz için cesaret verici olduğunu ve Manas Üniversitesi'ne yakışır bir ürün ortaya çıktığını ifade ediyorum. Asla yapmış olduğunuz işi ve emeğinizi küçümsemeyin. Büyük iş yaptınız.